Üçgen Pressing'den herkese merhabalar. Sevgili Güran Aktaki ve Erke Tümer'le birlikte efendim Süper Lig'i konuşacağız. Gegen Pressing'den ilham alarak Erke Tümer'in koyduğu bir isim. Beğenmiyorsanız ona şarlayabilirsiniz. Erke hoş geldin, Güran hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlarla gelirken burada sağ olsunlar. Benim sakalımda zaten Erke baştan beri dalga geçiyor, kesimden beri. Neyse biraz uzadı. Fakat burada sevgili Ebru ve Ecem de benim sakalımı kesmem neticesinde çok parladığımı ve ışık ayarında çok büyük sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Programın Mal ilerleyen oldu. Dakikalarında ışığına dayanamayacağım için şimdilik böyle sabretmeye çalışıyorum. Şöyle, ama parlayan bir güneş gibi doğdum sana. Bir sanat güneşi değilsin ama. Orası kesin. Arkadaşlar ya da futbol güneşi de olmayabilirsin o tam olarak. O güneş işte zaten klişe oradan güzel. İşte. Süper Lig'i konuşmaya başlayalım isterseniz. Şöyle yapalım. Şimdi Galatasaray 8'de 8'e başladı. Zaten Galatasaray herkes konuşuyor. İşte oyunda şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Seri işte merkeze geldi vesaire. Lemina ve işte Ömer'in abi, katkısı vesaire. Çok tamam. Basit bir şey söyleyeyim mi? Ben üzerimden böyle yükü atacağım. Yani 16 metrelik hayatta futbol oynamayı öğrenen bir devre arası dönem geçirdi. 16 metrelik hayat ya kurgusu işte, var. Ona bağlayacağım. Şöyle Galatasaray'ı tamam takdir ediyoruz. Hakikaten oyun olarak inanılmaz. Çok farklısın özür dilerim. Fatih Terim. Yani Fatih Terim sahaya kanalize oldu ve oyunu geliştirdi. Ben şuraya takılıyorum abi. Niye? Türkiye'de şampiyonluk mücadelesi ya da kümede kalma mücadelesi. Devre arası transferle nasıl? Biz neden? Bir de şöyle klişe vardır ya, biz mesela o klişeyi kullanırız ama klişeyi aslında bir yandan yıkan ülkeyiz. Devre arasında iyi transfer bulamazsın. Takımda iyi oyuncularını bırak. Onyekuru'yu bıraktı işte adam. Onyekuru'yu oynatmadığı için bıraktı ama kendi adamı, yani şöyle bir şey var. Oynatıyor olsaydı Onyekuru'yu tekrar alamayacaktın. Bazı oyuncuların ligleri vardır. Hani hepimizin yemek yemeyi sevdiğin fix bir yerin vardır, vazgeçemezsin. Bazı takımlar için de devre arasında bazı transferler var. Ya da bazı teknik adamlar için de vazgeçilmez transferler var. Hep aynı örnekten gitmeyeceğim ama El Saka. Örneğin gibi. Ayman var. Ayman var mesela. Yani bazı oyuncular var. Capello'nun kimdi ya? Capello da Emerson. Emerson. Yani bazı oyuncular var ve bazı teknik adamlar var. O ligin ve o oyunun dinamiklerine cuk oturuyor. Bu şöyle, en çok hani yemek yemeyi sevdiğin restoranla aynı şey. Doğru diyorsun. Benim demek istediğim şu. Yani Türk futbolu aslında planlama bir yandan. Devre arası transferi biz yapmayı beceremiyoruz. Lig arasında yani kaç takımın, yani şu anda bakalım şöyle şampiyonluklara, tamam mı? Şampiyon takımların birçoğunun hikayesinde devre arasındaki bir transfer vardır. Galatasaray işte son olarak Nagatomo'sunu sayabiliriz. Peki düşen takım da çok var. Düşen, hayır zaten sorun orada işte. Sezon başı planlamada inanılmaz kalitesiz bir yönetim anlayışına sahibiz ülke futbol olarak. Teknik direktöründen yönetimine. Galatasaray'dan bir örnek verelim. Yani şeyle beraber Karabük'ten alınan bir Rumen futbolcu şey, sol bek vardı. Neyse, gelişimde aklım. Onunla beraber aslında her dönem bir sol bek transferi de var Galatasaray'da. O ayrı tabii ki. Bir de geleneksel var. Beşiktaş'ta da hep İbrahim Üzülmez'in yenilgisini alırlar. Bu sezon İbrahim Üzülmez de tamamlandı. O zaman sizin dediğiniz şey şu. Little into the middle. Herkesin transferde söz hakkı olmasından dolayı teknik adamlar kendi kadrolarını kuramıyor. O yüzden de sezon başı planlamalar iş görmüyor. Yola devam edebilen ya da yönetimin transferi bir tık daha az karıştığı takımlar sonra başarılı oluyor. Sonra öyle olacak bence. Yani çünkü maliyetlerden dolayı, çünkü mali yükten dolayı. Belki yani yurt dışındaki transferlerin çok uçuk rakamları falan olması, orada biraz daha elde kalan topçuların gelmesi. Süzgeçte kalanları toplayacaksın yani. Şöyle düşünüyorum, biraz daha farklı. Yani şöyle aslında aynı paralel ama biraz daha farklı noktaya bağlayacağım. Bu süzgeçten bakma aslına bakarsanız teknik direktörlere daha bir imkan veriyor. Çünkü ya da scout ekiplerine. Yani aslına bakarsanız daha doğru yapılanmaya daha bir imkan kılan bir noktada kullanabiliriz bunu. Peki şöyle market bakalım, araştırması. Canlarım. Ya abi böyle el atıyorsun zaten saç sakal yok parlıyorsun tedirgin oluyorum. Market ekip falan bir kenara bırakalım. Kaleci performansı. Şimdi Muslera üzerinden kaleci performanslarına... Bence orayla başla. Ben şu bir şey sevmiyorum. Atanıyla tutanı iyi olacak. Tamam. Tutan kısmı biraz daha akla yatıyor ama abi atana sen doğru servis yapamazsan atanının iyi olması vallahi hiçbir şey ifade etmez. Falcao neden şimdi gollere başladı? Galatasaray Falcao'yu doğru yerde topla doğru zamanda buluşturmaya başladı. Muslera'nın tamam başarısı yani tartışmasız da Karius'ta ben bir şey düşünüyorum yani öyle direkt olarak yani beceriksizlik değil de onda bir mental bir problem var.
genel manada. Çünkü yani Karius o kadar kötü bir kadro değil. Finalden beri toparlayamadı diyor. Yani. 2 sene oldu ama abi. Bak mental bir problem var. 2 sene mi oldu? 2 senedir. 2. senesi hatta son zamanlarda da yani ben zaten gideceğim buradan 2 ay sonra. Biraz da onun rehaveti de var diye düşünüyorum yani. Yani kesin gideceğim, Almanya'nın yolunu gözlüyorum. O yüzden burada kendime bir sağlıklı bir, şey yani. Bir şekilde... Alisson Becker'in de arkasına yedek olarak gidebilir Liverpool'da. Yani zaten... Adrian'ın önünde görüyorum ben yine. Adrian'ın önünde. Adrian zaten, değil mi Adrian da o zaman da yani ben gitmesine şaşırdım diye açıklama yapmıştı. Ya şuradan aslına bakarsanız ben mesela Beşiktaş'la ilgili olarak senin dediğine katılmıyorum. Beşiktaş'a savunmada ciddi problem var, şu anlamda ciddi problem var. Beşiktaş'ın bir bekleri problemli. Özellikle sol bek konusunda. Gökhan biraz daha hadi tamam diyebilirsin ama sol bekte çok ciddi bir problem var. Serseri ortacın olduğu sürece bu ya yani bak serseri ortacın olabilir ama bir yandan da yani asıl savunma katkısı çok. Ama Caner... Artı Beşiktaş'a bir problem. Geniş alanda yakalandığı zaman çok büyük bir sıkıntı. Geniş alanda niye yakalanıyorsun? Büyük takımsın. Genel o geniş yani geniş alanda oynuyor işte. Tamam. Büyük geniş alanda yakalandığın pozisyonların birçoğunda pozisyonun rakip tarafa geçtiği nokta Caner'in hücumu sonuna kadar oynamadığı, açtığı serseri ortaların hep geri dönüşünde pozisyon yedim. Bu hafta da öyle oldu. Bu hafta son saniyede vardı bir tane 92. dakika. Geldi top direkt ortaya attı. Ondan sonra 80 metre depara koşmuş. Bak mesela deparı atmış. İki haftadır depar da atmıyor şey mesela. Soracağım. Gölge takibi var. Ben bayılıyorum Caner'in kenardan bir böyle pozisyonu stoperlere bırakışına. Sonrasında da dönüp şikayet etmiş. Tabii aynen yani. Aynen öyle. Yani Caner'in hani Hakan Ünsal için hep şey derdi Fatih Hoca. Ergün varsa ileriden izlemeyi sever Hakan Ünsal diye. Nasıl olsa Ergün kademesine geliyor diye. Şimdi Caner'in arkasında hiç Ergün gibi bir kademesi olmadı. Ama hep kademesinde bir Ergün varmış gibi vardı, serseri vardı. Oynuyor. Mehmet Topal da o. Yani, Mehmet Topal'ı peki, geçiyorum Beşiktaş için söylüyorum. Peki, Atiba da yetişemiyor. Dawson'ın da bir yere kadar uzuyor. Fenerbahçe'ye en sona bırakalım. Şimdi aslında kaleci performansı iyi olan bir başka takım. Aslına bakarsanız ligde 4 şampiyonluk adayı var. Dördünün en azından üçünün net bir şekilde kaleci performansını övgüyle bahsedebilirsin. Sivasspor'da belki biraz hani özellikle Samasa'nın yan toplardaki... Orta saha orada bence yükü çekiyor. Apindango'ya ve orta saha. Ama yani gerek Uğurcan, gerek Mert, gerekse de Mustera yani işte takımların şampiyonluk mücadelesi tutanın evet önemli olduğunu bir ispatı oluyor. Geçelim Trabzonspor'a. Çok kötü bir ilk yarı oynadı aslında yani baktığımız zaman kötü bir 135 dakikası var Trabzonspor'un. Beşiktaş maçının 90 dakikası ve Çaykur Rizespor maçının 45 dakikası. Fakat ondan sonra şöyle söyleyeyim. Sadece Makami'nin girmesiyle mi olay bir şekilde değişti? Yoksa hakikaten bir teknik direktörün hamlesi yani bir klasik bir oyun değişimin ötesinde miydi bu? Ben orada yani orada şeyin en büyük o 135 dakikanın vardığını Cilerme olarak görüyorum yani. Çünkü aynı Cilerme hiç giremedi takıma. Yani ne hücum anlamında ne savunma anlamında yani bir şey katamadı Trabzon'a. Orada bir Makami'nin 45 dakikası. Bence orada bir mixlenen de bir formasyon var. İlk yarı da bir 4-4-2'ye de döndü. İkinci yarı tekrar o 4-4-2'yi denedi. Vakame ve başka bir şeyle döndü. Orada biraz da hani eldeki malzemeyi Hüseyin Hoca karıştırmayı da sevdi. Yani Şörlato bağlı oyun, Şörlato bağlı oyun diyoruz ya hep. Oradan Envakame'ye bağlı oyunu sadece skor anlamında tuttu. Arka tarafta sürekli bir oyun mixlemeye çalıştı. Modern en büyük özelliği o zaten. Skor yaratıyor. Endiaye. Bütün mesele bence orada NDI'ye. Peki başka bir şeye bağlayalım o zaman buradan. Şimdi genel konuşalım. Aslında yine ligin şu döneminde iyi dediğimiz takımların hepsinin formasyonuna baktığımız zaman günümüz futbolunda bazı üst düzey takımlarda gördüğümüz işte, modeller. Yani atıyorum Başakşehir'in biraz daha işte Paris Saint Germain'e benzer bir formatta çıkması. Fatih Hoca'nın yeniden hani kendisinin ilk sezonundaki biraz geçen sezonki formata doğru döndürmesi. Biraz daha topu hızlı bir şekilde hareket eden bir takım haline getirmesi. Sergen Yalçın'ın daha böyle bir formasyondan ziyade işte mesela Tyler Boyd'un kullanış şekli biraz belki Donald'ın kullandığı gibi kullanmak istedi. En iyi kullanış. Yani o zaman direktörlerin şu son dönemde Fenerbahçe'de özgün düşünceye mi başladı? Yani fikir üretmeye mi başladı? Oradan şu hatta Fenerbahçe'ye bağlayalım. Bir şeyler değişik bir şeyler üretmeye çalışan teknik adamlar şu anda bu haftaya oyun anlamında skordan bahsi konuşuyorum. Oyun anlamında damga vurmaya başlarken kendine dair bir şeyler değiştirmeye, eklemeye çalışmayan teknik adam yollarını ayırmak zorunda kaldı. Fenerbahçe ile toparlayalım videomuzu. Güran başlasın. Ya aslında Ersun Yanal için söylediğimiz hep aynıydı yani. Sürekli ortası yani kanat hücumcularını hiç kullanamadı. Yani 2.5 hücumcuyla takımı götürmeye çalıştı. Tamam belli başlı maçlarda bunları başardı ama
O yani belki o biraz şey oldu, turnu sol kağıdı gibi oldu yani. Diğer maçlarda da bunu becerebilirim dedi. Ki yani Antalya kaybetti, hadi son dakikada gelen beraberlik var ama 5 puan var. İkisinde de aynı formasyon oynayıp başarı elde etmeye çalıştı, başaramadı. Evet. Bence bunun getirisi olarak da erken oldu yani. Oyun içinde fikir üretemediğin zaman, hamlelerinde de geç kaldığında olumsuz sonuçlar sezon başından beri Fenerbahçe'nin yakasındaydı. Göztepe maçının tekrarı gibi hepsi. Ya saha içerisindeki o hamle yapma eksikliği Ersun Yanal'a pahalıya yani, patladı. Evet, bazı teknik yani, adamlar... Şey gibi değil, yönetimin zaten başından beri bir problem olduğunu söylüyoruz da Ersun Yanal'ın da tek büyük hatası belki de hamle ve oyuncu performanslarını doğru analiz edememeli. Yani teknik adamla elini fikslerine uzaklaşmadığı zaman problem oluyor. Ersun Hoca'da da bunu gördük aslına bakarsanız. Orada da bir hata yaptığını söyleyebiliriz. Evet. Taraftar çok sevdiğini gösterdi ama o sevgi de yalanmış. Taraftar da bence hatasını anladı. Yani oradaki illüzyona yanlışlıkla kendini kaptırdıklarını anladı. Geçen seneki bedbaht durumdan çıkmanın yolu o illüzyona doğru tutunmak diye algıladılar ama yanlış oldu. Fenerbahçe'nin... Şöyle bir şey söyleyeyim. Taraftarsız, yani taraftarın fikrini almadan bir kulüp yönetemezsin. Ama taraftara rağmen yönetmen lazım bazen. Taraftarla yönetmen lazım bence. Taraftarı da yönetmen lazım. Yani taraftara rağmen yönetmen lazım bazen. Taraftarlık duygusuna varılman gerekiyor yönetim anlayışında. O zaman bütün takımlar için aynı şey geçerli, tepe taklak oluyorsun. Bitirelim mi? Sen bilirsin. Hadi bitirelim ya. Peki, bitir beni. Ya yemin ediyorum sıkıldım, hadi kapatıyoruz. Abi şu sıfatında bizden sıkılabiliyorsun ya, çok mutluyum gerçekten. Abone olmayı unutmayın, yani bizi takip etmeyi unutmayın. Yagen Pressing. Like vermeyi unutmayın. Bir de abone ol butonuna. İstiyorsan ben burada kalacağım. Burada da yeni videolar orada bir şeyler çıkıyor. Yani takip edin, abone olun. Bizleri de unutmayın. Hoşça kalın. Yagen Pressing'de haftaya görüşürüz.